Soru Yağmur'una hoş geldin arkadaşım. Konu kısmını bitirdin, videoları izledin. Artık soru çözmen gerekiyor. Doğru yerdesin. Güzel sorular hazırladım arkadaşım sana. Şimdi bakalım ilk soruya kral soruyla başlayalım. Ee, ne diyor? A, B, C. Sıralanmış. Tamam. Ardışık sayma sayılardır diyor. Şimdi ardışık dediği zaman ne yapıyorduk? Bir tanesine ben K diyordum. Ha, i̇stersen buna da K diyebilirsin. Fark etmez. K-1 buna dedim. K artı 1 de buna dedim. Bu soru kalıbının birçok çözüm metodu vardır. Ben bu yolunu izleyeceğim. Şimdi B gördüğüm yere... K yazacağım A gördüğüm yere K-1 yazacağım C gördüğüm yere de K artı 1 yazacakmışım ben. Çünkü bunlar ardışık sayma sayılarmış. E yazalım 1-1 bölü K-1 çarpı 1-1 bölü K -1 çarpı 1-1 bölü K -1 artı 1, -1, 1 olacak değil mi? Şimdi eşittir 2 bölü 5'miş. Tamam Payda eşitleyelim şuradan. K eksi 1'e çarptım. Bir de eksi 1 burada var. K eksi 2 bölü K eksi 1 yaptı. Çarpı. K eksi 1 bölü K yaptı. Payda eşitliyorum burada. Çarpı. Buranın da paydasını eşitliyorum. K artı 1 yukarıda yaptı. Eksi 1 de burada var. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Yukarısı K oldu sadece. Aşağısı da K artı 1 eşittir. 2 bölü 5 geldi. Şimdi bak şu K'lar birbirini götürdü. Şu K eksi 1'ler de birbirini götürdü. Yukarıda sadece K eksi 2 bölü K artı 1 yaptı. Eşittir 2 bölü 5'miş. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 5K eksi 10 eşittir. Bunu bunu çarptım. Bunu bunu çarpıyorum. 2K artı 2 geldi. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan 3K eşittir. Bunu bu tarafa attığında artı 10 olarak geçti. 10 artı 2 12 yaptı. Buradan K eşittir 4'müş. Bak bize neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. E A K eksi 1'e eşitti artı. B K'yı eşitti. C de K artı 1'e eşitti. E şu eksi 1'le şu artı 1'i götür aslında bana neyi soruyor? 3 K'yı soruyor. E K'yı ne bulmuştum ben? 4 bulmuştum. 3 çarpı 4'ten cevap neymiş? 12'ymiş deyip yapıştırıp geçeceksin bir diğer soruya. Şimdi ne diyor? ABC ardışık tek sayılar bilmem ne olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bak ardışık tek sayı dediği zaman da şöyle yapıyorduk. Ardışık tek sayılar arasındaki fark 2 idi. Ben buna K dersem başka bir renkle yazayım karışmasın. Şuna K dersem buna K artı 2 diyeceğim. Buna da K eksi 2 diyeceğim. Yerine yazarsam ben bunları A ile C'yi çarp diyor. A ile C'yi çarpalım. K eksi 2 çarpı K artı 2 bölü. Eksi var bir de burada. Eksi. B neydi? K kare. C neydi? K artı 2. Eksi. A neydi? K eksi 2 idi. Yukarıda bak gördün mü? 2 kare farkı var burada. Buradan K kare eksi 4 geliyor. Birincinin karesi eksi ikincinin karesiydi. Şuradan da K kare var. Aşağıya baktığımda şu k'lar birbirini götürecek çünkü önünde eksi var. Eksi eksi'yi artı yaptı yani aşağısı 2 artı 2 yaptı eksi ile eksi'yi çarptığım için. Aşağısı da 4 yaptı. Yukarıdaki k kareler de birbirini götürdü. Eksi 4 dört bölü 4'ten cevap ne geldi? Eksi 1 geldi. Sınav tarzı orta soru arkadaşım nokta atışı orta soru. Devam edelim. 3 basamaklı bilmem ne sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde bak dediğini matematiksel denklem olarak yazacağım. Matematiksel denklem olarak yazmazsam soru zaten çıkmaz. Tamam? Verilen ifadeyi matematiksel denklem olarak yazalım şimdi. Bilmem ne sayısının birler ve yüzler basamağını yer değiştiriyor. Yani Z Y X oluyor. Ne oluyormuş ondan sonra? Sayının değeri artıyormuş. 297. Yani ben buna 297 eklediğimde yeni sayıma eşit oluyormuş. Tamam. Hemen çözümlemeyi yapalım buradan. Şurası 100x. Çünkü yüzler basamağı artı. Şurası 10y artı. Şurası da z artı. 297 eşittir. Şurası yüzler basamağı olduğu için 100z artı, şurası onlar basamağı olduğu için 10y artı burası da birler basamağı olduğu için x geldi. Bak, şunlar birbirini götürdü, İkisinin işareti aynı ve katsayıları aynı olduğu için. Ben bunların hepsini bu tarafa atarsam, bu durumda 297 eşittir. 100z'den bir tane z'yi çıkartırsam, 99z kalır artı. Bunu bu tarafa attığımda eksi e olarak geçti. Hemen şurayı düzeltelim, artı olmayacak, önü eksi olacak. 99 x oldu. E buraya ben 99 parantezin alırsam z eksi x. Bu taraf 297 yaptı. Her tarafı 99'a böldüğümde z eksi x eşittir ne geldi? 3 geldi. Tamam. Bize neyi soruyor? Z'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. Bak. Şimdi Z gördüğüm yere neler yazabilirim ya da X gördüğüm yere neler yazarım? X gördüğüm yere 0 yazarsam burası 3 olur. 1 yazarsam 4 olur, 2 yazarsam 5 olur. Böyle 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 gider tamam mı? Bu kaça kadar gider? 6'ya kadar. Şey 9'a kadar. 6 7 8 9. Şöyle gösterelim. Şimdi bir kere X 0 olamaz. Neden? Çünkü X başa gelir o zaman. Tamam X başta zaten. X gördüğüm yere sıfır yazarsam bu 3 basamaklı bir sayı olmaz. Ondan dolayı şu durumu almayacaksın. Değerler toplamını soruyor bana. Yani 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un toplamını soruyormuş bana. Toplayalım hemen. 10 buradan yaptı. 12 buradan yaptı. 22, 8 daha. 30, 3 daha, 9 daha ekle. Cevap ne geldi? 39 geldi. Tamam. Ne diyor? Bir grafik şirketinde diyor. Usta grafikerlerin her bir günde 20 sayfa çırak grafikerlerin her biri de günde 10 sayfa kitap diziyormuş. Tamam. Bu iş yerinde günde 720 sayfa kitap dizildiğine göre güzel. Bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor değil mi? Bak çift sayı var tek sayı var. Ha yorum sorusu bu. Tamam. E tamam ustaların sayısına U diyeyim. Ustaların sayısına U diyeyim. Çırakları da Ç diyeyim. Şimdi 20 sayfa yapıyormuş ya. Bir tanesi her biri. E 20 sayfa U tane var. O zaman bunlar bir günde 20 U tane yapar artı. E, bir tane çırak günde 10 sayfa yapıyorsa e, Ç tane çırak var. Bu durumda 10 çarpı Ç sayfa kitap dizer. E, toplamda bir günde 720 sayfa diziliyormuş. Şu onların ya daha doğrusu şu sıfırlar sadeleşir. Yani ne geldi buradan? iki u artı Ç eşittir. 72 geldi değil mi? Bak bundan sonra yorum yapacağız seninle birlikte. Burası çift mi? Ha. Burada çift mi? Süper. E çifte ne eklersem çift olur? Hocam çift eklersem tabii ki de çift eklersem çift olur. Demek ki C neymiş? Daha sonra Ç'ydi bu değil mi? Çırakların sayısı çift sayıymış. Peki ustaların sayısı hakkında yorum yapabiliyorum. Hayır. Niye? Çünkü kat sayısı çift bunun. U hakkında bir yorum yapamazsın. Dolayısıyla ustaların olduğu e, öncüler kesinlikle doğru olamaz. Bu doğru mu? Doğru. Çırakların sayısı bir çift sayıdır diyor. Bu doğru. Bunu böyle bulduk. Ustaların sayısı bir çift sayı eşittir. Bilmiyorum. Çırakların sayısı ustaların sayısından fazladır. Bilmiyorum. Tamam mı? Bilemediğim için kesinlikle doğru diyemiyorum. O yüzden cevap neymiş? Yalnız 2'ymiş. 2 İki basamaklı en büyük çift tam sayı ile 3 basamaklı en büyük negatif tek tam sayının toplamı kaçtır diyor. Bak iki basamaklı diyor değil mi burada? En büyük diyor çift diyor. He. Ben 98 alırsam iki basamaklı değil mi? En büyük süper. Çift mi? Çift. Tamam bununla neyi topla diyor bana? Üç basamaklı en büyük negatif tek tam sayı diyor. Bak eksi 999 dersen nana gülüm nana. Niye? Çünkü en büyüktü bu. Sen gittin en küçüğünü seçtin burada. O yüzden ne olacak? sayı değeri olabildiğince daha doğrusu mutlak değeri olabildiğince küçük olacak. Yani benim ne olacak en küçük en pardon 3 basamaklı en büyük negatif tek tam sayım eksi 101 olacakmış tamam mı? Bunu alacaksın yani. Bu ikisini toplamını soruyor bana. Bu ikisini toplarsanız e, işaretleri farklı olduğu için aslında çıkartırsınız. Aralarındaki fark 3'tür. 3'ü yazdım buraya. Önünde eksi var. Büyük olan önünde eksi var. Cevap ne geldi o yüzden? Eksi 3 geldi. Soruları ben çözmeden önce videoyu durdur. Ardından kendin çöz. Çözemediğin zaman devam et. Çözdüysen de yine benim çözümümle kontrol et. Ne diyor? Ardışık 3 çift sayının çarpımı bu sayıların toplamının 32 katına eşitmiş. Bak ardışık 3 tane çift sayı varmış. K dedim. Ortadaki sayı. Hatta 2K diyorum çift olsun. 2K artı 2. 2K eksi 2. Bunların çarpımı çarpmışım ben bunları. Bu sayıların toplamını bak topladığım zaman ikiler birbirini götürdü. 6K geldi. Bunun 32 katına eşitmiş. Devam edelim. Şu ikiler sadeleşti. Şurası 3 geldi. Daha sonra ben şurayı iki parantezine alırsam k 1 çarpı k çarpı. Burayı da iki parantezine alırsam k artı 1 eşittir. 3k çarpı 32 geldi. 2 kere 2 4 yaptı. Şu 4 ile 32 sadeleşti. 8 geldi. Burası ne oldu şimdi bak. Bununla bunu çarparsam şu ikisini çarparsam 2 kare farkı var gördüğün gibi. Buradan k kare eksi 1 çarpı k eşittir. Burayı çarptığım zaman ne geldi peki? 3 çarpı k çarpı 8 geldi. E şu k'lar da birbirini götürdü. Buradan k kare eksi 1 eşittir. 3 geri 8 24 geldi değil mi? Heh. Buradan ne geldi? K kare eşittir. 25 geldi. Ha K neymiş? Birinci değeri 5. K'nın ikinci değeri neymiş? Eksi 5'miş. Bize neyi soruyor peki? En büyük sayı kaçtır diyor değil mi? O yüzden olabildiğince büyük seçeceğim ben. En büyük sayıyı 5'i e, yerine koyarsam. Bizim en büyük sayımız çünkü buydu. 2K artı 2 idi. 2 kere 5. Şurada yazalım. 2K artı 2'de k gördüğüm yere 5 yazarsam cevap ne gelirmiş? 12 gelirmiş. Gördüğün gibi basit fakat sınav tarzı sorular. X, Y, Z sıralı olmak üzere tamam. Bilmem ne olduğuna göre Z'nin tam sayı değeri en az en az kaçtır diyor. Şimdi bak şurada burada değer verme sorusu bu. Değeri verirken de şu şarta göre değeri vereceğim ben. Oraya dikkat edeceğim ben. Tamam mı? Şimdi normalde bu x, y, z birbirine eşit olsaydı hepsi birbirine eşit olmuş olsaydı şurası e, 3z 2z olurdu. Bir z de buradan 7z yapardı. 7z'yi 7z'yi 214'e eşitlediğinde Z ortalama ne gelecekti? 30 küsür gelecekti, tamam mı? Ona göre değerler vereceğim ben. Şimdi bir kere 30'dan büyük olmak zorunda çünkü hepsi birbirine eşit olduğunda zaten 30 geliyor. Tamam mı? O yüzden şıklarda şunları eleyebilirsin rahatlıkla. Peki 36 mı 37 mi ona bakacaksın. Ben bunu 36 dersem bunun olabildiğince küçük olabilmesi için bunların X ve Y'nin olabildiğince büyük olması gerekiyor. He, ne yapacağım o zaman? Sayılar olabildiğince birbirine yaklaştıracağız tamam mı? Tamam en yakın hali ne olur peki? 34 buna veririm. 35 buna veririm. 36 da buna verdim tamam mı? Bir deniyorum şimdi sağlıyor mu? Buna 34 verdim. 3 çarpı 34 artı 2 çarpı 35 artı bunu bilmiyorum. Z eşittir. 214 geldi. Bir yapalım sağlamasını yapalım. 3 ile 34'ü çarptığında 2 102 gelir artı bunu çarptığında 70 geldi gördüğün gibi artı z eşittir 214 buradan 172 yaptı çıkartırsanız 172 z eşittir 214'ten 172'yi çıkartırsan 2 4 42 geldi. Ha, 42 geldi. O zaman ben biraz daha sanki yaklaştırabilirim ben bunu tamam mı? Bunu 35 bunu 36 yapayım. Biraz daha büyüteyim. Çünkü bunları ben olabildiğince büyük seçmek istiyorum ya ondan dolayı. Tutmadı çünkü. 3 çarpı 35 artı 2 çarpı 36 artı z eşittir 214'müş. Çarpıyorum. 105 artı şurası 72 geldi artı z eşittir 214. Şurayı topladığımda 177 geldi gördüğün gibi. Z eşittir. 100, 214'ten 77'yi çıkartırsam 7 geldi, 3 geldi, 37 geldi. Aha da tuttu. Bak buna 35, buna 36, buna 37 verdiğim zaman sağlıyor. Ve Z'nin alabileceği en küçük değer de 37'dir diyeceksin. Tamam mı? Değer verme sorularında da bu şekilde yapıyorsun. Rakamları toplamının 9 katına eşit olan iki basamaklı x'ye doğal sayısı. Bak rakamları toplamını ne demiştik? verilen ifadeyi denklem olarak yazarsan soruyu çözersin. Rakamları toplamının çünkü x'ye 9 katına eşit olan sayı. Şurada çözümleme yapıyorum hemen. 10x artı y geldi. 9x artı 9y de buradan geldi. Bu 9x'i bu tarafa attım. x eşittir. Bu y'yi bu tarafa attım. 8y geldi. Bak ee, burada ne verebilirsin? X gördüğün yere sıfır, Y gördüğün yere sıfır yazarsan ikisi de sıfır oldu. Sayı iki basamaklı olmadı. O yüzden onu vermeyeceksin. Ee, x gördüğüm yere ben bir yazarsam... Pardon y gördüğüm yere 1 yazarsam x ne gelecekmiş? 8 gelecekmiş sağlar mı sağlar. 2 verdiğim zaman x 16 geldi. Bir kere x 16 olamaz ki. Çünkü bir rakam olacak rakam. O yüzden bu da gitti. Yani bizim sayımız aslında 80 1'miş. Ne diyor? Doğal sayısının rakamları yer değiştirirse diyor. Yer değiştirdim. Ne oldu? 18 oldu. Rakamları toplamının. Rakamları topla. 9 oldu. Kaç katına eşit olur? X katına eşit olur. Buradan X'ine geldi. Her tarafı 9'a bölersen. 2'yi yapıştır. Ve geç. Ne diyor? X, Y, Z eleman. Pozitif tam sayıymış. Şurasında şöyle bir çizgi daha var. Onu da yerleştirelim. Pozitif tam sayıymış. Bilmem ne olduğuna göre diyor. X artı y artı z kaçtır diyor. Bak buradaki sayı sana rastgele verilmemiş. Asal sayı değil mi? Asal sayı iki say sayı çarpımında yazabilirsin sen. Ancak ancak 1 ile 19'un çarpımı olarak yazarsın. Peki hangisi 1 hangisi 19? Onu bilmiyorum değil mi? Bak burada bunlar pozitif ya. Çıkartma işlemi olan ancak 1 olabilir. Çünkü pozitif pozitif pozitif. E burası 19, burası 1 olamaz ki. Çünkü burada çıkartma var, burada toplam var sayıların hepsi pozitif. O yüzden birinci kısım 1, ikinci kısım 19 olacakmış. Hemen yazalım denklem olarak. 3x artı y eksi z eşittir 1 geldi. Z artı 3y artı 5x eşittir 19 geldi. Bak ben bunları öyle bir şey yapacağım ki x artı y artı z gelecek. Şimdi bağlantıya bakıyorum. Aralarındaki fark 2. Aralarındaki fark 2. Aralarındaki fark 2. Hocam nasıl 2? 1 ile eksi 1 arasındaki fark nedir? 1 ile eksi 1 arasındaki fark. Gördün mü? Ne geldi? Bu da 2 geldi. Eksi ile eksi çarptığım zaman. Yani ben çıkartma yaptığım zaman ne gelecek? Hepsinin arasındaki farktan dolayı 2'ler gelecek. E ben üstteki denklemi eksi ile çarpar. Niye üstteki denklemi çarpıyorum? Çünkü bunun katsayısı büyük ya. Pozitif katsayılar gelsin diye istiyorum çarpar ve toplarsam 5x'ten 3x çıktı 2x. 3y'den y çıktı 2y. Bak eksi eksiye artı yaptı. Aslında toplamı yapacağım. Z ile z'yi topla. 2z eşittir. 19'dan 1 çıktı. 18 kaldı. Buraya 2 parantezine alırsam x artı y artı z eşittir. 18 geldi. Buradan her tarafı 2'ye bölersem ne gelecekmiş? 9 gelecekmiş. Bana ne soruyor zaten? Bunu soruyor. Yapıştır. Geç diğer soruyu hemen hızlıca. Ne diyor? X ve Y farklı sayılar olmak üzere bilmem ne bilmem ne bilmem ne iki basamaklı doğal sayılarmış. Olduğuna göre XY sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Tamam hemen bir çözümleme yapalım. Burası onlar basamağı olduğu için ne olacak burası? 10 x artı burası birler basamağı olduğu için x artı onlar basamağı olduğu için 10x artı birler basamağı olduğu için y artı onlar basamağı olduğu için 10y artı birler basamağı olduğu için x eşittir 198 geldi. E şuradaki işlemleri yapalım 10x 10x 20x 1x de burada 21 bir tane de burada 22x artı 10 y burada bir y de burada 11 y eşittir 198 geldi. Bak hepsi 11'in katı her tarafı 11'e böldüğümde 2 x artı y eşittir 18 gelecek. Tamam mı? Bundan sonra değer vereceğiz biz bu x'e ve y'ye. Tamam. Değer verelim. X gördüğüm yeri bir kere 0 yazamam. X gördüğüm yere ben 1 yazarsam burası ne oluyor bak? 16 oluyor değil mi? Peki y 16 olabilir mi? Tabii ki de hayır olamaz. Tamam. O yüzden ben burada x'e değer verirken eee çıkarttığımda rakama tekabül edecek şekilde seçeceğim ben. Tamam? Öyle yapmaktansa x gördü, y gördüğüm yere değer vereyim ben. Tamam. Y gördüğüm yere 0 verirsem ne olur? Burası iki basamaklı sayı olmaz. O yüzden ben Y gördüğüm yere 1 bir vereceğim. 1'i verdim. Bu tarafa attığım zaman olmadı. Bir kere bu bir çift sayı. Bu da bir çift sayı olduğu için bunun da bir çift sayı olması gerekiyor. O yüzden tekleri de vermeyeceğim. Oradan da kurtuldum. O zaman başlıyorum şimdi. 2 i̇ki verdim. 2'yi attım bu tarafa. 16 oldu bu. E, X'in ne olması lazım? 8 olması lazım. Şuradan daha uzun bir şekilde yapalım. E, şöyle şurayı açalım. 2x artı y eşittir 18. Y gördüğüm yere 2'yi verdim. X ne geldi? 8 geldi. Y gördüğüm yere 4 verdim. Bu tarafa attım 14 oldu. X 7 geldi. Ee, 6 verdim. 6 geldi. 8 verdim. 4 geldi. 8 verdim. Bu tarafa attım. Ne oldu? Pardon 5 olacak şurası. 8 bu tarafa attım. Ee, 10 oldu. 2x eşittir ondan. x eşittir 5 geldi oradan da. Artık 10 veremiyorum buraya çünkü bir rakam olması gerekiyor. Daha sonra ne diyor bana? x ve y farklı sayılar diyor. Bak ee... X, Y sayısını alabileceği değerler diyor ya. 82, 74, 66 ve 58'i toplamam gerekiyordu. Fakat şuna dikkat etmezsem soruyu yanlış çözerim. Farklı sayılar diyor. O yüzden 6'ya 6'yı almayacaksın sen. Yani 82, 74 ve 58'i toplayacağız. Topladığımızda 10 yaptı. 4 daha ekle. 14 elde var. 1, 15, 20, 214 yaptı. Cevap çok şık. Güzel bir sınav sorusu da çıkabilir buradan. Bakalım diğer soruya. X, Y eleman pozitif tam sayıymış ve bilmem ne olmak üzere X, Y'nin alabileceği en küçük değer A. En büyük değer de B ise A ile B'nin toplamını soruyor. Bak değer vereceğiz yine ve belli bir örüntüye göre sonuçları çıkartacağım ben. Pozitifmiş bunlar. Güzel. Şimdi Y gördüğüm yere ben 1 versem buna 56 versem. Şu anda X artı Y toplamı ne geliyor? 56 ile 1'i toplam 57 geldi. Buna 2 verdim. Buna da 28 verdim. Şu anda 28 ile 2'nin toplamı ne oldu? 30 oldu. Tamam. Devam edelim. Buna bak gördüğün gibi y'yi büyüttükçe daha doğrusu sayıları birbirine yaklaştırdıkça ne oluyor? Toplam azalıyor. Sayıları birbirinden uzaklaştırdıkça toplam artıyor. He, buna göre ilerleyeceğim ben. Mantığını kurdum tamam mı? Güzel. Aslında soruyu çözdük. Ben x ve y'yi olabildiğince birbirine nasıl yaklaştırabilirim? 56'yı 7 kere 8 yazarak yapabilirim. Yani 8 buna, 7 buna verirsem ya da 7 buna 8 buna fark etmiyor. En yakın hali budur. E, 8 ile 7'yi topladığımda ne geldi? 15 geldi. İşte bu minimum değeri. Bu da maksimum değeri. Pozitif dedikleri için negatiflere bakmama gerek yok. Pozitif demeseydi çünkü negatiflere de inmiş yapacaktım. Nasıl yapacaktım? Burayı eksi bir diyecektim. Burayı eksi 56 diyecektim. Buna göre işte en küçük toplu, en küçük değer değer eksi 57 gelecek diyecektim. Tamam mı? Ama negatife inmiyorum. Çünkü pozitif diyor. E bize neyi soruyor? A ile B'nin toplamını soruyor. Yani 57 ile 15'i toplarsanız 2, 72 gelirmiş cevap. Hop fazla attık. Şunu çekelim şöyle. Az kalsın kral sorumuz gidiyordu. King sorumuz. X, Y, Z birer tam sayıymış. Tamam. Değerler verilmiş olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi yorum sorusu yine. Yorumu yaparken bak iki tarafta da Y var fark ettiysen. Tamam mı? Buna göre değerler vereceğiz biz. X, Y, Z'yi çektim. Şimdi değer verirken y'ye değer vererek başlayacağım. 40 ve 32'yi bölebilen bir sayı olacak. Ve tam sayı olacak. Yani negatifleri de alabiliyorum. Bak buraya dikkat tamam mı? Negatifleri de alabiliyorum ben. Şimdi x y gördüğüm yere ben 1 yazabilirim. Bu durumda burası ne oldu? 40 oldu. Ee, burası ne oldu? 32 oldu. Toplam ne oldu peki? x artı y artı z toplamı. Şu anda topladığım zaman 73 geldi. Tamam. Y'yi 2 verdiğim zaman burası 16 oluyor. Burası 20 oluyor. Şu anda topladığım zaman ne geliyor peki? 38 geliyor. Aa, bak gördün mü? Azalmaya başladı. Demek ki Y'yi olabildiğince büyük seçtiğimde ne oluyor? Toplam azalıyor. E peki ben Y'yi en büyük ne seçebilirim? 40 ve 32'yi bölebilen bir sayı olacak en büyük. Tabii ki de 8 seçebilirim değil mi? O zaman x ne olacak? 5 olacak. Z ne olacak? 4 olacak. Topladığım zaman ne geliyor peki? 12, 17 geliyor. Şimdi bir de negatiflere bakabiliyordum değil mi? Çünkü tam sayı diyordu bana. Ben buraya eksi 1 verdiğim zaman burası eksi 32 olacak. Burası da eksi 40 olacak. Hocam niye? E ben buna eksi 1 verdiğim zaman eksi 1'i her tarafı eksi 1'e böldüğümde z'nin eksi 32 gelmesi lazım çarpımının 32 olabilmesi için. Oradan geliyor yani. Tamam. Topladığım zaman ne geldi? Eksi 73 geldi. Devam edelim. Eksi 2 verdim. Eksi 16 oldu. Eksi 20 oldu. Topladım. Ne geldi? Eksi 30 geldi. Ha, bak büyümeye başladı. Tamam. Negatif kısımda da en büyük eksi 17 olacakmış. Şimdi soruya okuyalım. İfadelerin hangileri doğrudur diyor. Şuna 1, şuna 2, şuna da 3 diyelim. Yazılmamış, unutmuşuz. X artı Y artı Z en çok 73 olabilir. Baktım. En büyük doğru. X, Y, Z en az 17 olabilir. 17 pozitif kısımda 17 olabilir. Hayır daha da küçüğü var. Ne var? Eksi 73 var ya. O yüzden bu yanlış. X artı Y artı Z en az eksi 72 olabilir. Hayır eksi 73 olabilir. Bu da yanlış. Yani cevap neymiş? Adana'ymış deyip geçeceksin. A, B ve C farklı asal sayılardır. Güzel. Buna göre bilmem ne ifadesinin en az değeri. Yine değer verme sorusu ve basit bir değer verme sorusu aslında. Farklı asal sayılardır kısmına dikkat edeceksin buraya. Ben o zaman A, B ve C gördüğüm yeri olabildiğince küçük değerler yazmam gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Peki e, ne yazabilirim ben buraya değil mi? Asal sayılardan en küçük olanı 2'ydi hatırlıyorsan. Daha sonra 3 geliyordu. Daha sonra da 5 geliyordu. Farklı dediği için 2, 3 ve 5 aldım. Farklı demeseydi ben bunları 2, 2, 2 alırdım yani işime de. O gelebilir diye. Tamam. Bu durumda A gördüğüm yere olabildiğince küçüğünü yazacağım. Niye? Çünkü bak kat sayısı 7 daha fazla etki yapıyor burada. Tamam mı? Ee, yani buraya ben 5 verdiğim zaman toplam daha da büyüyor. Ben bu toplam olabildiğince küçük olmasını istiyorum. O yüzden A gördüğüm yere 2... C gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere de 5 yazıyorum. Çarptığım zaman ne geldi? 14 artı 5 artı 2 kere 3 6. Topladığım zaman ne geliyor? Bak 20, 25 geliyor. İşaretledim. Hocam diğerleri niye olmadı dersen bak onu da göstereyim. A gördüğüm yere diyelim ki 5 verdim. 7 çarpı 5 artı B gördüğüm yere 2'yi verdim. C gördüğüm yere de 3'ü verdim. Şu anda toplam ne geliyor? Bak 35, 35. 37 6 daha 43 geldi gördüğün gibi bak daha da büyüttü bana en az değerini sorduğu için ben bu kat sayısı büyük olanı küçüğü veriyorum tamam mı algıladın mı güzel ne diyor 2x eksi 1 ile 3y artı 1 aralarında asaldır bilmem ne olduğunu x artı y x artı y kaçtır diyor bak 2x eksi 1'i benim bir şekilde yakalamam lazım burada 2x eksi 1'i neyle çarpmış 14x'i yakaladığına göre 7 ile çarpmış bu. Yani 2x eksi 1 var burada. Biraz sonra şu, şununla oynama yapacağım. Eksi. Bak 3y artı 1'i de bir şeyle çarpmış. Neyle çarpmış peki? 3 ile çarpmış ki 3 göre 3 9 olmuş. Yani 3y artı 1 geldi. Şimdi eksi 7 buradan geldi. Eksi 3 de buradan geldi. Topladım. Eksi 10 yaptı. Tuttu. Yani ortak paranteze almış oldum aslında. Sabit sayı yazmama gerek yok artık. Tamam mı? Güzel. Şimdi ben bu arkadaşı şunu aldım. Bu tarafa attım. 7 çarpı 2x eksi 1 eşittir. 3 çarpı 3y artı 1 yaptı. Bak bunlar aralarında asanmış. Şu arkadaşla şu arkadaş aralarında asanmış. E bu durumda kat sayıları en sade halde olmak üzere bunlar Bunların kat sayılarına eşittir. Yani ben buraya 3 yazacağım. 3 kere 21 yapar çünkü. 3 kere 7 21 yapar. Yani burası da 7'ye eşitmiş. E, soru bitti. 2 x eksi 1 eşittir 3 ise x eşittir 2 gelir buradan. Diğer taraftan 3 y artı 1 eşittir 7 ise y eşittir 2 gelirmiş buradan. Hop. Neyi soruyor bana? toplamını soruyor. Topladığım zaman cevap ne geldi? 4'ü yapıştırdık. Ve geçtik diğer soruya. A, B eleman tam sayı olmak üzere. Güzel. A artı 2B çift sayı olduğunu göre. Aha. A artı 2B çift sayıymış. E Bu arkadaş da çift değil mi kat sayısından dolayı? Çift. Sonuçta çift gelmiş. E neye çift eklersem çift gelir? Doğru bildiğin çifte çift eklersem çift gelir. Demek ki A neymiş? çiftmiş. B hakkında yorum yapabiliyor muyum peki? Hayır. B'nin olduğu bütün şıkları eleyebilirsin diyeceğim. Fakat burada önemli olan bir yer var. Tamam mı? Öyle hemen eleme. Bir bak ardışıklık falan filan var mı diye. Tamam. Şimdi buna bakıyorum. Kesinlikle tek sayıdır diyor değil mi? Şu bir tek sayı. Güzel. B hakkında yorum yapamıyorsun. A bir çift sayı. Şimdi atlama burada. Çiftin her kuvveti çifttir diye. Çiftle işte teki to topladım. Tek dedim buna. Hayır. Niye? Çünkü bak B hakkında yorum yapamıyorsun ya. B sıfır olursa ne olacak? Çiftin üzeri sıfır artı yedi. Burası ne geldi? Bir geldi. Bir artı yedi ne geldi? Sekiz geldi. Gördün mü? Çift geldi. Yani burası tek sayı olabilir ama çift sayı da olabilir. Niye? B'nin sıfır olma durumu var tamam mı? Süper bir soru. Bak burayı kaçırma. Özel durum var. O yüzden bunu almadım. Bu gitti. Devam edelim. A küp diyor. Tamam üzeri bir normal sayı. A zaten çiftti. Burası çift geldi. B hakkında yorum yapabiliyor muyum? Hayır tabii ki de. B hakkında yorum yapamadığım için ne olacak? Burası çift de olabilir, tek de olabilir. Yani sonuç değişebilir. Bunun hakkında yorum yapamıyorum. Buna geldim. Bunun hakkında da yorum yapamıyordum. O yüzden bunu da almayacağım. Buna geldim. Bak B hakkında yorum yapamıyorum hocam çizdim. Yaparsan gider. Niye? Çünkü bak burada b parantezin alırsam ben bunun b artı bir oldu. E bu e, ne olsa bu tek olsa burası çift olacak çünkü bir fazlası. E ne oldu bir tanesi çift olduğu için çift geldi. Güzel. E burası e, çiftse burası ne oldu? Tek oldu değil mi? Ne oldu çarpımı? Çift geldi. Ya bu her akarda çift geldi. Bunu niye anlatıyorum? Mesela deseydi ki kesinlikle çift sayı deseydi bu şıkkı alacaktım ben. Çünkü B hani sen şey diyebilirdin. B hakkında yorum yapamıyorum hocam. O yüzden e, üçüncüyü eledim direkt. Hayır işte bak gördün mü? Eğer sana çift sayı demiş olsaydı bu üçüncüyü almış olacaktın. Ondan dolayı bunu anlatıyorum tamam mı? Güzel. Bunu zaten çift olduğu için bu her akarda çift geldiği için bunu Almadım yine bunu da almadım bunu da almadım. Buna bakıyorum. B hakkında yorum yapamadığım için yine bunu da alamam ben değil mi? Çünkü yanındaki direkt bir sayı. Burada A neydi? Çiftti. Çiftten tek çıkarttığın zaman ne gelir sonuç? Tek gelir. Alabildiğim tek şık neymiş? Beşinci şıkmış. Tamam. Güzel, hoş bir yorum sorusu yine. Rakamları farklı. iki basamaklı. Bilmem ne. 5 ha 5 farklı pozitif tam sayının toplamı 137'miş. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok, en büyüğü en az soruları. Tamam. Şimdi bak en büyüğü en çok sorularında diğer sayılar vardı ya diğer sayılar. Ha, o diğer sayıları olabildiğince küçük seçeceksin. Geriye kalanları da büyüğüne vereceksin. Fakat dikkat edeceksin burada. Neye? Rakamları farklı demesine dikkat edeceksin. Yoksa soruyu yanlış çözersin. A şıkkını yapıyoruz. Şimdi iki basamaklı 5 farklı pozitif tam sayı diyor. 10'a aldım. 11'i aldım. Bak 11'i alabiliyor muyum? Hayır. Niye? Rakamları farklı diyor. Buna dikkat et. Tamam mı? Çözerken buna dikkat et. 12'yi aldım. 13'ü aldım. 14'ü aldım. 4 tane sayı seçmiş oldum ben. Süper. Şimdi bunları topladığım zaman ne geliyor? 5 4 daha 9 geldi. 49 geldi değil mi? Toplam neydi? 137 idi. 137'den 49'u çıkarırsam ne gelir sonuç? 88 gelir. Gittim 88'i işaretledim. Hayır. Niye? Çünkü bak çıkan sayı rakamları farklı çıkmadı ki. O yüzden ne yapacaksın? Bunu alamazsın sen. En büyüğü en çok bu olamaz. Tamam mı? Ne yapacaksın peki hocam? 88 olmadı ne yapacağız? Bunu bir tane azaltacaksın işte. Neymiş? 87ymiş cevap. Hocam bunu nasıl biraz attın? Ben bunlardan herhangi bir tanesini bir tane artırdım ya mesela 14'ü 15 yaptım. Ne oldu? Burası 136 oldu. Pardon 138 oldu. Çıkarttığım zaman da 87 geldi mi? Geldi tabii ki de tamam mı? O yüzden A seçeneğin cevabı neymiş? 87ymiş. B seçeneğine geçelim. B ne diyor? En büyüğü en az kaçtır sorularında da sayıları olabildiğince birbirine yakın seçeceksin. Hani bunda uzak seçiyorduk. Daha doğrusu ötekileri 4 sayı küçük seçiyordum. En büyüğü oradan geliyordu. Burada da sayıları birbirine yakın seçeceksin. 5 tane sayı diyorsa 137'yi ben 5'e böleceğim. 5'e böldüğümde ne geliyor? 2 geliyor. 10. Çıkarttım. 37. 7 kere var. 35 geldi. Çıkarttım. iki geldi. Bak bu aslında ortadaki sayı. Kalan sıfır olsaydı tam ortadaki sayı gelecekti. 27. 28, 26. Bir sana bir sonuna ekledim. Sonra yine ekledim. 25'e 29 yaptım. Bak şu anda toplam 135 gelir. Bunları topladığımda 135 gelir. Ama ben 137 olmasını istiyorum. Yani 2 artırmam lazım benim. O yüzden ben bunu bir artırırım. 30 yaparım. Bunu da bir tane artırırım. 29 yaparım. Dolayısıyla diğerleri aynen kalsın. Önemli değil. Toplam şu anda 137 geldi mi? Geldi. E benim en büyük sayım en az kaç olabilirmiş? 30 olabilirmiş. Tamam mı? 29 olamazmış. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Geçelim. Bir diğer soruya. 4A-1 ile bilmem ne ardışık tek sayılarmış. E bu sayıların toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Güzel. Şimdi ardışık tek sayılar diyor ya. Tamam. Aralarındaki fark 2 olacak. Peki hangisi büyük? Bu mu bundan büyük? Bu mu bundan büyük? İşte o yüzden alabileceği değerler diyor. Bilmiyorsun sen bunu. Tamam. İlk başta 4a-1'e eksi ben 2 ekleyeyim ve 5a-4'ü eksi bulayım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaparsın. Yani sen bunu bu tarafa atarsan 5a-4a eksi eşittir. Burası artı 1'di. Bu da artı 4 olarak geçti. 1 artı 4 oldu. Buradan a eşittir 5 geldi. Tamam. Şimdi e, neyi soruyor? Bu sayıların toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Yerine yazdığım zaman 5'i ne geliyor? Şurada 4 çarpı 5 eksi 1'den 4 kere 5 21 çıkarttım. 19 geldi. Diğerine gelecek peki? 21 gelecek. Çünkü ardışık tek sayılarmış ve büyük olan buydu. 19'a 21 geldi sayılar. Bu ikisinin toplamı şu anda kaç? topladığım zaman 30 geliyor değil mi? Topladığım zaman şuraya toplamı koyalım. Topladığım zaman 30 gelmez. 40 gelir. Hocam nasıl işlem yapıyorum? 40 gelir. Tamam. En büyük değeri soruyor bana. Ge geçiyorum. Normalde cevap geldi ama hani şıklarda böyle verilmemiş de olabilirdi belki. Diğerine bakacağım ben. Ee, ne yapacağım şimdi? Buna hani 2 eklemiştim ya. Şimdi buna 2 ekleyeceğim bunu bulacağım. Yani büyük olan budur diyeceğim. 4a-1 eşittir. 5a-4 artı 2'den yapacağım. Yine bilinenler bir tarafı bilmeyenler diğer tarafı. Bu arkadaşı bu tarafa attım. 5A 4A. 1 zaten buradaydı. Burası eksi 2 yaptı. Bu tarafa attım. Artı 2 yaptı. Buradan A eşittir. 1 geldi. E, A gördüğüm yere 1 yazarsam 4 1'den 3 geldi. Birinci sayım. ikinci sayımda e, buna 2 eklediğim zaman pardon. Bunun 2 eksiydi aslında. Yerine yazalım. A gördüğüm yere 1 yazdığım zaman ne geldi? 1 geldi. O yüzden birinci sayım 1, ikinci sayım 3 geldi. Bunları topladığım zaman ne geldi sonuç? 4 geldi. Bana neyi soruyor? En büyük değeri soruyor. En büyük değeri ne geldi bizde? 40 geldi. Peki en küçük değeri sormuş olsaydı ne diyecektik? 4 diyecektik bu soruda da. Gelelim son sorumuza. 4 doğal sayının toplamı 80'miş. Bu sayılardan ikisinin toplamı 55 olduğuna göre. Diğer iki sayı için aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Bak kesinlikle ifadesi önemli burada. Tamam mı? Şimdi zor bir soru gibi gözükebiliyor. Ne yapacağını bilemeyebilirsin ama verilen ifadeyi denklem olarak yazarsan 4 tane sayı var. Tamam mı? İlk ikisinin toplamı 55'miş. Sonra bunların hepsinin toplamı neye eşitmiş? x3 artı x4 eşittir 80'miş. E bu iki arkadaş 55 ise 55 artı x3 artı x4 eşittir 80 ise bunu bu tarafa attığımda x3 artı x4 eşittir. Attığımda ne geldi? 30, 25 geldi değil mi? Tamam. Diğer iki sayının toplamı neymiş? 25'miş. Diğer iki sayı için yorum yapacağım şimdi. Toplam ne geldi? Tek geldi. E çünkü soruya bakıyorum. Çift tek falan filan var. Oradan yorum yapacağım ben. Tamam. Sonuç tek ise ya birinci tek, ikinci çifttir ya da birinci çift, ikinci tektir. Topladığım zaman ancak bu durumda sonuç her harekarda tek gelir. Tamam mı? Bunun üzerinden yorum yapacağım. Şimdi sayı, e, şıkları bakın iki sayıda tektir diyor. Hayır, bu gitti. E, i̇ki sayının farkı bak üç seçenekte iki sayının farkı var. Tekten çift çıkarttığınız zaman her zaman tek gelir diyor. Burada ne demiş? Beş olamaz diyor. Bu tek, bu da tek, bu da tek. Hayır. Aksine. Tek olabilir yani 5 olabilir, bir olabilir, 3 olabilir. Bunlar da gitti. İki sayıdan biri çift, diğeri tektir diyor. Aynen öyle. Gördün mü? Cevap da geldi. Arkadaşım videonun sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.